Merhaba, ben doçent doktor Uygar Levent Demir, kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Bugün siz değerli hastalarımla bazı hastalıklarla ilgili bilgilendirme amaçlı bir video sunmak istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi sinüsler aslında vücudumuzda yüzümüzün her iki tarafında bulunan iç hava dolu boşluklardır. Bu boşluklar bazen viral, bazen bakteriyel enfeksiyonlar veya genetik bazı hastalıklar nedeniyle içlerinde enfeksiyon birikimine bağlı kronik sinüzite neden olabilmektedirler. Bazen bu kronik sinüzitler, eğer alerjiniz varsa veya daha ileri bir enfeksiyonunuz varsa, polipleşme dediğimiz burun içinde yine üzüm salkımı gibi kabarcıklar yaparak burun içinde havanın geçmesini engelleyen kitleler oluşturmaktadır. Bunlar iyi huylu kitler olmasına rağmen hava almamızı ve burnumuzdan genizimize yeterli kadar oksijen geçişini engellemekte ve sürekli burun akıntısı, baş ağrısı, koku alma bozuklukları ve geniz akıntısı gibi hastalarımızı rahatsız eden ciddi şikayetlere neden olmaktadır. Bunların tedavisi nasıl yapılmakta? Artık günümüzde güncel teknolojiyle burun içinden endoskopik kameralarla girerek çok rahatlıkla bu sinüs içine görüş sağlamaktayız ve sinüs drenajını kapatan tıkanıklıkları ve kemik kabartıları alarak sinüsün yeteri kadar havalanmasını ve içerisinin temizlenmesini sağlamak çok mümkündür. Ve çok az ağrıyla hastalarımızı bir gün sonra taburcu edebilmekteyiz. Bu teknoloji sayesinde endoskopik ameliyatlar ve navigasyon dediğimiz ileri teknoloji sayesinde artık kafa tabanında beyin obelik sıvısı kaçakları ya da kafa tabanını tutan tümörler de endoskopik olarak burun içinden çok rahatlıkla temizlenebilmektedir. Ama mutlaka bu konuda tecrübesi olan ve iyi eğitim almış kişiler tarafından yapılmasını özellikle tavsiye etmekteyiz. Komplikasyonları engellemek açısından teşekkür ederim.